Nepotizm deniyor. Kullanıyorum ben. Rönesans menşeli, hatta papalık menşelidir. Nipote yeğen demektir. Kilise adamlarının yeğenleri. Çünkü kendileri o çocukları olamaz kuralca. Veya olmuşsa nipote diye, bunu yeğen diye yutturmaları ve bunların belirli yerlere kayırılmalarıyla oldu. Bütün Akdeniz dünyasında yaygın bir gelenekti. Osmanlı'da yoktu. Yoktum dersem, şimdi bana kalkıp Osmanlı propagandası yapıyor diyeceksiniz. Hiç öyle konuşan adamlardan değilim. Osmanlılar gökten inme melekler değil. Onların da o hanedanın da kendine göre insanlara has pozitif, negatif, olumlu, olumsuz yönleri var. Fakat sistemin kendisi buna müsait değildi. Yani imparatorluk ailesinin prensleri arasında eşit bir görev dağılımı mümkün değildi. Çünkü bizde bir feodalite yok. Yani birisi gelsin veliaht olsun, kral olsun. Öbürleri de memleketin parçalarına hükmeden büyük dükalar, yardımcı naib krallar olsun, öyle bir şey yok. Geçmez o Türkiye'de, tehlikeli. Selçuklu sisteminden beri de terk edilmiş. Böyle bir sistemi önlemek için kardeşlerden biri öbürlerini ortadan kaldırıyor. Çünkü her an çıkacak bir isyan ve darbe tehlikesinde karşı tarafı öne sürmek var. Adamın kendinin isteyip istememesi mühim değil. Adamın kendinin isteyip istememesi mühim değil. Yani Sultan İbrahim'i tahta çıkaracakları zaman inanmıyor önce. Biraderiniz gitti devletle, hünkârımız gitti. Murat, Sultan Murat ani bir ölüm genç yaşta. Ben diyor padişahımdan razıyım, benden ne istiyorsunuz diye bağırıyor. Yani bugün böyle bir taht iddiam yok diyor, işte oturuyor köşede. Onun için burada böyle bir şey hanedanda bile söz konusu değil. Ve bu hanedan başka hanedanların çıkmasını istemez. Nepotizm dolayısıyla kardeşlerini mevkilere yerleştirmek isteyenlerin akıbeti bellidir. Koskoca başarılı, en uzun süre ve vezarette bulunan Sokullu Mehmet Paşa'yı sözde bir mecrunun suikastıyla kaldırdılar. Kim inanır buna? Çünkü kardeşlerine bir takım görevler vermeye başladı. Budin Beyler Beyliği. Hatta bir tanesi Hristiyan bir aileden geliyor. Peç'te kurulan Sırp Patriklerinin başına geçirildi. Böyle bir adama tahammülü yoktur sarayın. Aynı şey köprülere yapılamadı. Fakat onlar zaten Viyana bozgunundan sonra akıbet hazırdı. Bir daha sahneden çekildiler. İkinci Mustafa'nın devrinde Edirne vakası. Padişahın çok nüfuzlu hocası ve yakınları feci halde bir kanlı isyanla sahneden silindi. Şimdi Osmanlı nepotizminin miras alındığı söyleyemezsiniz. Tek parti devrinde de değil. Ne zaman ki çok parti devrine geçtik, bu iş başladı. Bizim taraftarlar. Bu çok çabuk ölçüsü kaçtı. Bu bir tarihi gelişmedir. Ama son 20 senede çok ucunu kaçırdıkları gerçek.